Günaydın Ozan. Selam Nazlı. Kumru ile Busu içeride mi? İçeride der, geç. Sen miydin Ozan? Ha, içerideler, salondalar. Hoş geldin. Buyur geç. Hoş buldum. Günaydın. Hoş geldin. Ozan abi. Günaydın prenses. Kız, delirtme adamı. Dertli görün biraz. O kadar oyun yaptım. Senin aptallığın yüzünden çöpe gidecek. Dertli görün biraz. Tamam be. Allah Allah. Ben bugün rüyamda seni gördüm. Resmini de yaptım. Göstereyim mi? Hadi git getir çabuk. Hadi göster. Kahvaltı yaptın mı? Yaptım. Ama bu güzel surat niye asık böyle? Hı? O zaman ben çok kötüyüm. Çok zor durumdayım ben. Söylemek bile istemiyorum ama ya bu senin velayetini benden alırlarsa, ya onu benden ayırırlarsa, ben ondan nasıl ayrılırım? O zaman ben ne yaparım? Ne yaparım? Öyle bir şey yok. Kimse sizi ayıramaz. Buna asla izin vermem. Dava için çok iyi bir avukat ayarladım. Bütün meselenin bir yanlış anlaşılmadan ibaret olduğunu kanıtlayacağız. Her şeyi ortaya çıkarır değil mi? Benim kardeşimi ne kadar çok sevdiğimi, onu korumak için her şeyi yapabileceğimi, sokaklarda mendili satmasına asla izin vermeyeceğimi, her şeyi ispatlar değil mi? Hiç endişelenme sevgilim. Ama bak sen böyle ağlama, tamam mı? Buse görürse çok üzülür. Bak. Bu sen. Ben, bu da ablam. Oo, süper olmuş. Ellerine sağlık. Akıllım benim. Evine duvarını asarsın, bizi hatırlarsın. Ya teşekkür ederim. Gel bakayım, sarılayım sana. Kumru, ben şimdi çıkayım. Ne? Şu emniyetin verdiği dosyalar duruyor mu? Duruyor, duruyor. Güzel. Ben şimdi bunu avukata götüreceğim. Hadi hadi görüşürüz. Sakın geç kalma. Tamam. Sakın. Avukat da geleceğim. Buse'yi alıp oradan çıkacağız. Tamam. Hadi görüşürüz prenses. Afiyet olsun. Hadi bakalım. Ham ham yenmeyi bekliyor. Hadi hadi. Gel buraya. Ham 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 ham. Yani kısacası mesele anlattığım gibi. Bu noktaya nasıl geldik biz de anlamadık. Ama bir şekilde Buse'nin velayetini almak zorundayız. Anılan ifadelerde çocuğun barınma, koruma ve eğitim gibi zaruri ihtiyaçlarının karşılanması hayal getirecek kanıtlara rastlanmış olma. İyi de öyle bir şey yok ki. Adam Ozan Öztürk demiştiniz. Evet. Hamdi Öztürk'ün oğlusunuz siz. Babanızı tanıyorum. Evet. Ama dürüst olmak gerekirse yani ben babamın size sağlayabileceği koşulları sağlayamam. Küçük bir kafem var. Elimde olan tek şey de bu zaten. Bu da anahtarı. Yani kabul ederseniz ben diğer tüm evraklarla beraber teslim ederim. Yetmez derseniz de kalan parayı da bir yerden bir şekilde borç bulur hallederim. Yalnız bugün çok yoğun bugün Ozan Bey.
Bakın. Bu sabah Buse'nin yaptığı resim. Resimde ne görüyorsunuz? Bir anne yok, bir baba yok. Yanında durduğu kişilere bakın. Biri benim, biri de ablası. Bu çocuğun bizden başka kimsesi yok. Ben sizden bu resmi yapan çocuk için yardım istiyorum. Bu çocuğu tek başına bırakmayalım. Ne olur elimizden gelen her şeyi yapalım. Babasının evinde el bebek gül bebek baktım Hakim Hanımcığım. Bundan sonra da bakmama müsaade edin. Hayır, hayır Hakim Hanım, yemin ederim hepsi yalan. Yemin ederim doğru değil, hepsi yalan efendim, gerçekten yalan. Yapma. Hakim Hanım, yemin ederim hiçbiri doğru değil. Saati geldi. Nerede bunlar? Gereği düşünüldü. Çocuğun üstün menfaati gereği. Çocuk koruma kanunundaki uygun olan tedbirlerin çocuk Buse sağlam yönünden uygulanmasına, bu hususta velayetin çocuğun babasının şu anki eşi olan Fatma Sağlam'a verilmesine karar verilmiştir. Yürü küçücük. Yürü. Buse falan yok artık. Kızımın sevdiği adamı elinden alıyorsun. Bizi mahalleye rezil ediyorsun. Şimdi de şuncacık çocuğu mahkemelerde süründürüyorsun. Yürü git. Gözüm görmesin seni. Polis çağıracağım şimdi. Defol. Mahkeme saati geldi. Avukat hazır. Sizi bekliyoruz. Ne oldu? Bir anlat. Mahkeme bitti Ozan. Ne? Ozan mahkeme bitti. Kardeşimi benden aldı. Ne? Kim aldı? Bunu bir anlatsana şunu doğru düzgün. Buse'yi benden aldılar. Ozan'ın velayetini benden aldılar. Ozan benim kardeşimi benden aldı. Fatma abla, Fatma abla bak ben sana yalvarıyorum ya. Ben sana yalvarıyorum, ne olur. Buse! Gel eve gidelim. Hadi ne olur kalk. Thank you.
Hasan. Ozan Gültaze teyze geldi. Aleyhime bir sürü şey söyledi. Fatma abla da hakkımda cici şeyler söylemedi. Bir sürü kötü şey söyledi. Bu senin velayetini benden aldılar. Nasıl olur bu ya? Ben bir umut bekledim seni. Gelirsin diye. Avukat getirirsin diye ben bekledim seni Ozan. Ama sen gelmedin ki. Gelmedin ki Ozan, ben bu sebepsiz kaldım. Ozan sen niye gelmedin? Hayatım geliyordum. Gelmedin Ozan. Geliyordum, avukat hazırdı. Mahkeme saatini bekliyordum. Ya hani bu mahkeme saati 3'e alın. Fatma Hanım ne oluyor? Hı? Kumru'nun anlattıkları doğru mu? Nasıl yaparsınız ya böyle bir şey? Buse'yi ablasından nasıl ayırırsınız? Velayeti almak ne demek? Ben mi istedim evladım? Hakim onun velayetini bana verdi. Ha benim suçum ne? Yalan söyleme ya. Yalan söyleme artık. Yeter ya. Ben oradaydım, duydum. Kendi kulaklarımla duydum. İstiyorum dedin. Bu senin velayetini istedin. Niye yaptın ya? Niye yaptın söyle. Ne yapsaydım kız? Gültaze'nin söylediklerini duydun. Bıraksaydım da çocuğu senden alsalardı, yetimhaneye mi verselerdi? Ne yaptıysam Buse için yaptım. Yahu küçücük çocuk sokaklarda dilenci gibi gezmiş. Senin hiç mi kabahatin yok bu işte? Yine belki kızın haberi yok ama yani olabilir. Yani Buse ablasından gizli yapmış olabilir böyle bir şeyi. Tabii ki haberim yok. Ben böyle bir şeye izin verir miyim? Ama sen mahkemede hakkında neler söyledin? Yok Buse'yi çalıştırıyormuş, ona bakmıyormuş. Bilmem ne. Niye yaptın? Niye yalan söyledin? Yalan değil. Komşular söyledi. Buse'nin ilk işi değilmiş. Ne? Ne diyorsun sen ya? İlk işi değilmiş. Daha önce de mendil satmış. Sen okula diye götürüyormuşsun ama o sokaklarda geziyormuş. Hayır öyle bir şey yok. Varmış işte kız. Demek ki haberin yokmuş. Komşular yalan mı söyleyecek? Ha, bu çocuk bu hale geldiyse suçlusu sensin. Fatma Hanım yeter. Ya Kumru kardeşine gözü gibi bakar. O yüzden mi küçücük çocuk karakol köşelerine düştü? Ha? Sokaklarda başına bir iş gelseydi ben Kadir'ime ne derdim? Bak Ozan, seni severim ama Buse'yi daha çok severim. Onu koruyup kollamam gerek. Onu Kumru'dan mı koruyorsunuz? O kardeşini canından öte tutar. Yani Buse çocuk aklıyla bir işe girişmiş, Kumru'nun haberi bile yok. Haberi yok ama bu çocuğun bu işlere girişmesinin sebebi Kumru. Ne? Bakma öyle. Yalan mı? Ha? Önce aldın çocuğu, Öztürklerin lüks villasına götürdün. Orada zenginliği gördü, imrendi çocuk. Para derdine düştü. Hayır. Hayır, Buse böyle şeyler düşünmez. Çocuk o çocuk. Nereden biliyorsun? Ha? Sonra Ozan'ın yanına geçince dolabımız yok, televizyonumuz yok dedin. Çocuk aklıyla size yardım etmeye çalıştı. Aklı karıştı çocuğun. Bu işte senin kabahatin çok. Suçlu sensin. Ben Buse hiç parasızlıktan bahsetmedim. Yemin ederim. O yüzden mi çocuk para kazanacağım diye sokaklara düştü? Ya yeter ya. Ya siz Kumru'yu tanımıyor musunuz? Hadi diyelim ki çocuk bizim durumumuzdan etkilendi. Davada Kumru'nun aleyhine tanıklık etmek ne demek ya? Ya siz bir ablayı kardeşinden nasıl ayırırsınız? Ozan haklılık payı var anne. Ay, hepiniz üstüme gelmeyin canım. Ben doğru bildiğimi söyledim. Ne eksik ne fazla. Gültaze Kumru'yu kötüledi. Hakim Hanım da velayeti ondan aldı.
Nerede o? Ona da soracağım hesabını. Yok Ozan, sakin ol ya. Ona hiç bulaşma. Çünkü o gerçek bir çamurdur yani. Kötüdür. Günahdır. Hem ben velayet talep etmesem çocuk yetimhaneye düşecekti. Ben onları ayırmadım. Aksine iyilik yaptım. Buse yetimhaneye düşmesin dedim. Hay bana teşekkür edeceğinize şu işittiğim laflara bak. Ben avukat ayarlamıştım zaten. O her şeyi çözecekti. Sadece yetişemedim. Hem dava saati 3'te değil miydi? Hı? 3'e ertelenmemiş miydi? Ne? Sonra tekrardan erkene mi alındı Kumru? Anlamadım. Ne diyorsun sen? Ne ertelenmesi ya? Hayatım sen bana mesaj attın ya. Dava saati 3'e ertelendi diye. Ben yapmadım. O zaman ben sana mesaj falan atmadım. Hayır yani. Ben telefonumu evde unutmuştum. Hayır o mesajı ben sana atmadım. Kim attı o zaman? Bana dava saatiyle ilgili mesajı kim attı Fatma? Telefon buradaydı değil mi? Bu evdeydi. Yani bunu sizden başka kim yapabilir? Cevap ver anne. Aman! Kız. Gül taze cadısı. Ay 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 ay, mahkemeyi duydu, koştu hemen. Gültaze teyzem. Ay, mahkemeye gelmeden önce eve geldi. Eşyalarım da eşyalarım, altınlarım nerede falan diye. Değil mi Nazlı? Çok da öfkeliydi. Kumrusan çok öfkeliydi. Mahkemeye tanıklık edeceğini falan söyledi. Ben dedim ki yani Kumru'nun zaten bir suçu yok. Ozan da avukat bulacak. Yani kurtaracak kızı dedim. Vah vah. Görüyor musun? Oğlunun hırsını Kumru'dan çıkardı. Ay. Hem Kumru'dan hem Ozan'dan. Nasıl oldu bu iş? Yani bu kadın bunca şeyi duyup, duymakla da kalmayıp Kumru'nun aleyhine davada tanıklık ediyor. Hayır bir de üstüne bana mesaj atıyor, hem de Kumru'nun telefonunda. Tabii ya. Tabii bana söylemişti. Sen Yaşar'ın pisliklerini ortaya çıkardığından beri sana öfkeliydi zaten. Hayır ama bana bu kadarını yapacak mıydı ya? Bu kadar. Kardeşimin olacak mı? Fatma abla. Ne olursun sen Buse'yi bir getirsene, ben ona bir sarılayım hadi ne olur. Ha, o kadar da değil Kumrucuğum. Ha, ben kanundan korkarım. Ha şimdi çocuğu sana verince bir yerine bir şey olsa, bileği falan incinse benden bilirler. Hem de bu kadar işittiğim laftan sonra hiç yani. Ne diyorsunuz siz ya? Fatma abla, Allah'ını seversin. Bak Buse bensiz yapamaz, sen de biliyorsun. Bak ne olursun, onun annesi, babası, her şey benim. Ne olur. Hiç kusura bakma Kumru Hanım. Her şeyin sorumlusu sensin. Yaşar'ı bize musallat eden de sensin. Çocuğu sokağa düşüren de sensin. Kadir'e sözüm var benim. Aklın başına gelene kadar Buse'yi unut. Fatma abla. Fatma abla, Kumru'nun olayım ne olur. Tamam sakin ol, sakin ol. Ben konuşurum onunla, bilmiyor musun annem ya? İnadı inattır. Ben konuşurum, aklın Buse'de de kalmasın. Bir de akşam oluyor zaten, o uyur. Ben de ona bakarım biliyorsun, yalnız bırakmam. Hani yemeğini de getiririm. Sen git dinlen biraz, ben sana telefonunu getireyim ama. Ozan benim canım çok yanıyor. Ozan benim canım çok yanıyor. Ozan Buse bensiz yapamaz. Ozan biz onunla ayrılamayız. Gerçekten ayrılamayız. O bensiz yapamaz. Çünkü o böyle akşam o korkar.
yapar. O üstünü açar akşamları. Ben kitap okumadan o yapamaz. Üstünü açtığında da üşür zaten. Üşür o, çok üşür. O çok üşür Ozan. O bensizliği bilmez. Biz ayrılamayız. Yapamayız. Olmaz Ozan, olmaz Ozan. Canım. Yapamayız. Bak, seni böyle görse daha kötü olacak. Biraz sakinleşmek hepimize iyi gelecek. Ya endişelenme. Bak Buse kendi evinde, kendi yatağında uyanacak. Yani zaten hiç merak etme, biz onu alacağız. Alacağız değil mi? Alacağız. 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 Sen de git eve. Yani evinize dinlen, tamam mı? Aklım Bursa'da kalmasın, gerçekten kalmasın. Tamam. Ben yokum. O ilk defa bensiz uyandı da korkar o. Yapayalnız kaldı. O zaman ben onsuz ne yapacağım? Şşş. Hiçbir şey bitmiş değil. Alacağız kardeşini oradan. Merak etme. Ozan, ben onsuz yapamam. Böyle ben nefes almaya çalışıyorum. Burada kalıyor, ciğerlerime inmiyor. Ozan, ben nefes alamıyorum, nefes alamıyorum. Nefes alamıyorum ben, o benim babamın emaneti. Ben ondan ayrılamam mı? Ayrılamam. Merak etme. Getireceğim kardeşimi sana. Halbuki o çok bir şey istemedi ya. Tek istediği buydu işte. Başka çocuklar için. En sıradan olan. Mutlu bir ev. Üçümüz evimizde. Huzurla yaşayacak. Ben söz vermiştim ona. Bak böyle her şey bitmiş gibi konuşma lütfen. Yani Buse çok yakında gelecek. Hayalleri gerçek olacak. Buse'nin öğretmeni arıyor. Alo, Seval Hanım. Kötü bir şey yok ya. Yok, merak etmeyin. Ama Buse bugün biraz keyifsiz. Okula da geç geldi. Bir sorun yok değil mi? Geç mi geldi? Evet, ilk iki dersi kaçırdı. Anladım. Ailevi bir meselemiz vardı da. Beslenmesini de o yüzden unuttunuz herhalde. Ne? Buse'nin beslenmesi mi yoktu? Aç mı kaldı? Yo,
Yok yok, ben kantinden bir şeyler aldım ama pek yemedi. Bilginiz olsun. Tamam. Tamam, çok sağ olun. Bir daha böyle bir şey olmayacak. Siz hiç merak etmeyin. İyi günler. Bu kadar da fazla artık. Ne oldu? Fatma abla! Aç şu kapıyı Fatma abla! Fatma abla, aç şu kapıyı! Fatma abla! Ne var kız alacaklı gibi? Alacaklıyım evet. Kardeşimi istiyorum. Çocuk bugün okula geç gitmiş. Sen bu senin velayetini bu yüzden mi aldın benden? Ha? Ay, okula gitmeden önce Nazlı ablası parka götürmüş. Morali düzelsin diye. Yani her şey Buse için. Siz ne anlatıyorsunuz ya? Çocuğu okula beslenmesiz yollamışsınız. Aç kalmış. Ah, beslenmesini hazırlamıştım. Tezgahta mı unutmuş acaba? Hay Allah. Yeter! Kardeşim benimle kalacak. Onu size bırakmam. Çek. Yavaş ol kız. Sen kendi evine, kendi yuvana git. Seni burada barındırmam. Mahallede namun yürüdü diye Buse'nin velayetini bana verdiler. Siz ne diyorsunuz ya? Ne namı, ne yürümesi? Kusura bakma Ozan Bey oğlum. Gültaze her şeyi bir bir anlattı. Seninle evlenmeden aynı evde yaşadığını, Buse'yi ihmal ettiğini falan. Ha şimdi içeri alırsam beni de kötü bilirler. Her şey Buse'nin selameti için. Haydi. Haydi evinize yürüyün. Bir dakika ya. Sen kimi kimin evinden kovuyorsun? Ha? Bu ev benim. Unuttun galiba. Ne? Kız, bunu da mı söyleyecektin bana? Az bile söyledim. Sen kardeşimi benden alırsan ben de sana bunları yaparım. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Ama sen gidiyorsun. Kumru. Yeter. Yeter, sus artık. Eşyalarını topluyorsun. Sonra da benim evinden çıkıp gidiyorsun. Hadi. Olmuş. Tutunamamış. Benim gibi. Hayat hiçbir yere kök salmamıza izin vermiyor ki. Hayatım, o nasıl söz öyle? Kök salmak için hayattan izin mi isteyeceğiz? Ha? Söke söke alacağız istediğimizi. Bak öyle sağlam sarılacağız ki yuvamıza. Kimse hiçbir şey bizi söküp atamayacak. Gör bana. Bak sen birazcık yorgun görünüyorsun. Uyu istersen biraz. Uyuyamıyorum ki. Gece bir an içim geçmiş. Kabus gördüm. Buse bambaşka bir evdeydi. Hiç tanımadığım yüzlerin arasında. Hiç bilmediğim bir yerdeydi o zaman. İnsanın büyürken yaşadığı ev o kadar önemli ki. Tutunacak bir ailesi yoksa. Duvarlara bağlanıyor. Ait olmak istiyor çünkü. Buse'nin bir ailesi yoktu. Şimdi de alıştığı evinden ayıracaklar onu. O zaman Buse neye tutunacak? Ben Buse'ye tutunmuştum. Kardeşime tutunmuştum. Annem yoktu. Babam gitmişti. Ben ona ayrı olmaya çalıştım. Ayrılmayacaktık ama başaramadım işte. Şşş. Öyle bir şey yok. Bana bak. Sen çok iyi bir ablasın. Buse de bunu çok iyi biliyor. Ben ona söz vermiştim. Seni hiç bırakmayacağım.
ayrılmayacağız diye söz vermiştim. Ama sözümü tutamadım. Tutamadım. Canım yapma böyle ama. O bana inandı. Bana güvendi. Başka bir çaresi yoktu çünkü. Benden başka tutunabileceği hiçbir şey yoktu. Penceresinden soğuk giren odamıza, babamın hapishaneden gönderdiği mektuplara tutundum. Üçümüzün beraber mutlu mesut yaşayacağım. Bu eve tutundum. Ama şimdi hiçbiri yok. Kardeşimi yetimhaneye götürecekler o zaman. Hiç tanımadığı insanların arasında. Buse şimdi kime sığınacak? Kime sarılacak? Ben bunları düşündükçe delirecek gibi oluyorum. Bunların hiçbirisi asla olmayacak, tamam? Buna izin vermeyeceğiz. Ama bak, sen Buse için güçlü olmak zorundasın. İnan bana, ileride Buse bu kötü günleri hatırlamayacak ki. Ablasının onun için nasıl çabaladığını, nasıl çırpındığını hatırlayacak. İnan bana. İnan. Ağzından iki lokma bir şey geçsin ya. Bak abim şunları aşağı büfeden aldı, sıcak. Taze, hadi lütfen benim için ye. Buse de çok severdi. Canım merak etme. Bizi alırken onlara da aldım. Kapılarını astım. Nazlı alacak. Ben baktım. Canım bizim avukatla konuştum. İşte sosyal hizmetlerden geldiklerini, işte Buse'yi devlet koruması altına alacaklarını söyledim. Dedi ki bu karar öyle kolay çıkmıyormuş. Adam araştırdı yani, henüz böyle bir karar çıkmamış. Yani? Yani Buse'yi almak için hala vaktimiz var. Ya bugün avukatla yine görüşeceğiz. Yani Buse'nin velayeti için ne yapabiliriz onu konuşacağız. Mutlaka bizi çağıracaktır. Bir gelişme yok yani. Yok. Ama çok yakında sana çok güzel haberler getireceğim. Afiyet olsun. Aslı. Buse nasıl? İyi değil mi? Bir sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yok. Okula bıraktım. Hatta öncesinde de farka gittik birlikte. Merak etme yani. Aç mısın Nazlı? Buyur. Yok, sağ ol. Ben zaten seni almaya geldim. Annem çağırıyor da. Ne? Hani Fatma Hanım Kumru'yu Buse'nin yanına yaklaştırmıyordu. Ne değişti? O zaman annem de üzülüyor. Dün olanlardan sonra da işte bir yüz yüze baş başa konuşmak istedi. Ne yapacaksın Kumru? Gidecek misin? Hayatım, hoş geldin. Ömer Bey'le konuştum şimdi, avukatla. Buse'nin durumunu anlattım. Ya muhtemelen sosyal hizmetlerden bir kez daha evi ziyaret edecekler. Sonra nihai karara varacaklar. Hala şansımız var yani. Sen ne yapıyorsun? Bir yere mi gideceksin? Hı. Tapuya gideceğim. Ne tapusu? Nereden çıktık şimdi bu? Evi Fatma ablanın üstüne yapacağım.
Bak bu işin içinde bir iş var. Ya ne demek tapuyu Fatma Hanım'a vermek ya? Olmaz öyle şey. Ozan, Buse'nin yetimhaneye gitmemesi için tek çaremiz bu. Velayet Fatma abla da. Dün gelen görevlilerin söylediklerini de duydun. Evin Fatma abla da olduğunu görürlerse eğer Buse yetimhaneye göndermezler. Ya bak daha hiçbir şey bitmiş değil Kumru. Avukatla görüşeceğiz. Belki dava yeniden açılacak. Ya ne bu yangından mal kaçırır gibi evi üstüne yapmak? Ya Fatma abla araştırmış her şeyi Ozan. Buse'nin büyüdüğü evde yaşayabilmesi için tek çaremiz bu. Fatma Hanım avukattan daha mı iyi bilecek yani ha? Bak Ömer Bey birazdan arayacak. Randevu için uygun bir saat verecek. Gidelim görüşelim bir adamla. Ya belki de bu durumlara gerek kalmadan çözülecek mesele. Belkilerle hareket edemem Ozan. Kardeşim söz konusu benim. Hayatım, bak avukatla günlerdir görüşüyorsun, haber bekliyoruz. Elle tutulur bir şey var mı? Yok. Ben artık durmaktan çok yoruldum. Değil eve, Buse için ben canımı bile veririm. Tapuda fotoğraf isterler mi acaba? Şurada bir tane olacaktı ama. Kumru, bak ben de öyle. Ama bak bence bu iyi bir fikir değil. Yani seni bırak, bu ev Buse'nin geleceği için de çok önemli. Bak hızlı bir karar verme ne olursun. Yani hem bizim amacımız zaten Buse'nin velayetini üstümüze almak değil mi? Ya Fatma Hanım'ın yanında kalsın diye evi üstüne yapmak ne demek? Ya ben bunları mı düşüneceğim? He? Umrumda değil ev diyorum. Ha velayet Fatma abla da olmuş ha bende. Önemli olan Buse'nin yetimhaneye gitmiyor olması. Ya iyi de çözüm bu mu? Burada. Kız, bu fotoğrafta ne güzel çıkmışsın. Ay, tapumda. Bu fotoğrafı kullanalım o zaman. Başka bir çözümün varsa söyle. Ozan, bak ben belkilerle, ihtimallerle vakit kaybedemem. Ben de vakit kaybetmek istemiyorum zaten. Ay, ya elimizden ne bunlar kavga etmeye başlamışlar bile. Da danışalım. Ya bir düşün ya. Mahkemeye geç kaldım, Buse'nin velayetini Fatma Hanım'a verdiler. Sonra da gelmiş bir de evi üstüne istiyor. Sence de bu işte bir gariplik yok mu? Ne garipliği Ozan? Hı? Bir bildiğin varsa söyle. Yok. O zaman sus. Evi vereceğim. Kardeşim için de ne gerekiyorsa yapacağım. Ya yanımda dur ya da karışma lütfen. Ya ben sana karışmıyorum zaten. Ben seni sadece uyarıyorum. Ya gerek yok. Gerek yok. Ben ne yaptığımı biliyorum. Bence sen hiçbir şey bilmiyorsun ya. Ozan yeter. Yeter artık ben gidiyorum. Ne biçim kırıldı ya? Oh, aldım. Tapuyu aldım. Evi üstüme yaptım. Oh, çok şükür. Çok şükür Allah'ım, çok şükür. Oh! Nasıl, cidden aldın mı? Vallahi aldım. Kız, bak bir tapuya bir kadının resmi bu kadar mı yakışır annem? Maşallah bana. Tebrik ederim. Ne diyeyim? Tebrik et tabii kız. Tebrik et. Helal olsun bana. Helal olsun. Helal olsun. Alacağın olsun senin de Kadir. Zamanında bu evi karının üzerine yapman gerekirken sen gittin Kumru'nun üzerine yaptın. Ama ne oldu? Ne oldu? Ha, yerini buldu. Bu iş bu kadar. Nasıl bu kadar? Nasıl bu iş? Ne demek bu iş bu kadar anne? Biz bu işe sen bu evi al diye girmedik ki. Ben Ozan'ı alayım diye girdik. Bak vallahi evi alır da Ozan'ı Kumru'ya bırakırsan ben artık dayanamam olay çıkartırım tamam mı? Kız, 7 aylık da değilsin sen annem. Sabırlı ol biraz. Merak etme. Ozan senin olacak. Hı. Bana bak. Sayemde Ozan'la Kumru'nun arası bozuldu bile. Aralarında huzursuzluk çıkmaya başladı bile.
Ozan'la Kumru ilk kavgalarını ettiler. Yakında iyice bozulacak araları. Bir taşla iki kuş. Ev bana kaldı, Ozan da sana kalacak. Sen? Sardunya'ya bakıyordum. Solmuş. Tutunamamış. Benim gibi. Hayat hiçbir yere kök salmamıza izin vermiyor ki. Ozan, o elindekiler ne? Hayat çiçeğini soldurursa sen de ona bir kasa sardunyayla gelirsin. Nasıl ama? Güzel laf oldu değil mi? Oldu. Hayat planladığımız gibi gitmiyor. Ama sende hayatın akışını değiştirecek güç var. Solmuş çiçeği seyredip dertlenmiyorsun. Kökünden söküp atıyorsun yolunda gitmeyen her şeyi. Ama bende de yeniden başlama hevesi ve inadı var. Ya bak vazgeçmedim. Bahçemize yeni çiçeklerle geldim. Ya ikimiz yan yanayken ne kadar tehlikeli olabileceğimizin farkında mısın? Yani o yüzden de bak ne kadar tartışsak da, anlaşmazlığa da düşsek, her zaman ortak karar alacağız. Birlikte hareket edeceğiz. Söz mü? Son benim sana sor... Bak mesela aramalarımıza dönerek başlayabiliriz buna. Neden telefonumu açmıyorsun Kumru? Çünkü söyleyeceklerim hoşuna gitmeyecekti. Ben evi Fatma ablanın üstüne yaptım. Madem Ozan'la Kumru'nun araları iyi değil, ben bir gideyim göreyim onu, değil mi artık? Nasıl olmuşum? Maşallah, çok güzel olmuşsun annem. E tamam, o kafededir, ben mi gideyim? Kız dur. Ben az önce kapının önünde bir araba gördüm. Araba mı? O bazen Cenk'in arabasını kullanıyor. Cenk'in arabasıdır o. Cenk mi geldi acaba? O zaman Ozan evdedir. Ay dur kız. Dur ben montumu alayım, gidip bir bakalım, bekle. Sen yaptın bunu değil mi? Ha? Gittin evi Fatma ablanın üstüne yaptın yani. O zaman başka bir çarem yoktu. İnanamıyorum ya sana. Ya niye inanamıyorsun? Söyledim ben sana. Ben yine de yapmazsın sanmıştım. Ya bana inanıp güvenmek bu kadar zor mu ya? Ha?
barışmamışlar. Ozan, bak kardeşim yetimhaneye götüreceklerdi. Sen de biliyorsun. Ben evin tapusunu verdim Fatma ablaya. O da yetkililerle konuşacak şimdi. Ya Buse'yi benden almayacaklar kardeşim. Benden ayırmayacaklar. Evinden ayırmayacaklar Buse'yi. Bu kadar kolay yani ha? Bu kadar kolay. Ya avukatla konuştum. Bu işin ev sahibi olmakla ilgisi yok dedi. Ya bana neden güvenmiyorsun ya? Beni neden dinlemiyorsun Kumru? Sen o iş öyle değil. Ne öyle değil ya? Ömer Bey'e her şeyi anlattım. Kumru'nun evi vermesine gerek yok dedi. Ya ben de Buse'nin velayetini alman için uğraşıyorum. Sen Fatma'nın yanında kalsın diye evi onun üstüne yapıyorsun. Bu nasıl bir saçmalık? Ya saçmalık değil. Davanın açılmasını, Buse'nin velayetini almayı bekleyemezdim, tamam mı? Fatma abla dedi tamam. Ki zaten... Tamam. Sen bana değil, avukata da değil. Sen git Fatma ablaya inan, tamam mı? Sen zaten kararını da vermişsin, yapacağını da yapmışsın. Ben zaten burada boşa kürek çekiyorum ya. Ozan nereye? Kafeye. Ozan. Nazlı. Selam. Senin bu saatte burada ne işin var? Bu senin okul çıkışı geldi. Annem çarşıdan dönerken alacak onu. Merak etme. Güzel olmuş. Sağ ol. Ozan yok mu ya? Hani yani ne dedi? Hani evi anneme verme muhabbetine falan. Biz... Ozan arıyor. Efendim? Selam. Avukat aradı da... velayet davasıyla ilgili sonuca itiraz etmiştik ya... kabul edilmiş. Ne? Çok iyi. Ozan sen şimdi avukatın yanında mısın? Hayır ama saat 4'te yanına çağırıyor. Mutlaka senin de orada olman lazım. Yani bir terslik olmazsa dava yeniden görülecek. Yani velayeti tekrar alabilirsin demek bu. Gerçekten mi Ozan? Kesin mi peki? Kesin olmasa da yüksek bir ihtimal. Bana güven Kumru. Lütfen gel. Geleceğim tabii Ozan. Ozan, ben seni çok üzdüm. Ama sen her şeye rağmen benim yanımda oldun. Teşekkür ederim. Üzülmedim ben. Teşekküre de gerek yok. Bana inandığını, güvendiğini bileyim. Başka bir şeyin önemi yok. Hadi hazırlan, saat 4'e bir şey kalmadı. Bir an önünde buluşuruz. Tamam. Tamam, görüşürüz. Nazlı kusura bakma, çok acil bir işim çıktı. Hemen ellerimi yıkayıp çıkmam lazım. Hiç önemli değil. Sen işine bak hadi. Doğurdum. İyi madem. Ekmeğini de ye bitir, tamam mı? Buse'nin canı çekmiş. Kumru kime diyorum?
Yaptım yaptım. Dinleniyor. Ablacığım, sen çorbanı içtin mi? Evet abla, ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. İlacını da verdim, merak etme. Bakalım ateşin düşer birazdan abla. Bu sabah seni çok özledim. Ben daha çok. Hayır, ben daha çok. Ben dünya kadar. Ben yıldızlar kadar. Ben uzay kadar. O kadar mı? Telefonum şarj oldu mu ki acaba? Şarj olmamış. Gevşekse tutmamıştır. Ama merak etme, Ozan'a mesaj çektim ben. Burada olduğunu biliyor. Tamam o zaman, ben şunu birazcık şarja takayım. Tamam. Ablacığım, sonrasında Ozan abini arar görüntülü konuşuruz, olur mu? Olur. Abla, Nazlı ablamın bilgisayarında çizgi film izlesek yatakta. Olur ablacığım. Sen nasıl istersen öyle olsun. Uçarak gidelim mi? Sen yanımda ol da. Her yere uçarak gideriz. Hadi bakalım. Hadi hadi hadi. Hadi Buse Hanım. Hadi. Eller. Hoppa. Kalkışa hazır mıyız? Evet. Evet. Uçuyoruz biz. Hadi bakalım. Allah Allah. Tebeşir tozu da işe yaradı vallahi. Hemen ateş çıktı çocuğum. Sen kardeşinin yanında dur Kumru Hanım. Nazlım Ozan'la ilgilenir. Nazlı anlatacak mısın artık ne olduğunu? Ya sen ye birazcık, anlatacağım. Sen bir anlat. Kumru sizde mi yani şimdi? Ya hayır, avukata gidecektik. Kaç saat bekledim, gelmedi. Bilmiyorum. Ya zaten onlar annemle konuştular, barıştılar. Sana geleceğinden de bize hiç bahsetmedi. Ben onları... Hayır. Yani şimdi üstüne gitme. Buse ile birbirlerini o kadar özlemişler ki hasret gideriyorlar. Doğru ya. Neyse akşam gelir zaten o buraya. Ha yok. O artık bizde kalacak. Yani dönmeyecek buraya. Dedim ya, bazı kararlar aldılar. Sana bahsetmedi mi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.